özel gereksinimli bireylerin, çocukların, engelli çocukların öldürülmesiyle ilgili bir diğer neden ise toplumsal değer sistemiydi. Milattan önce 355 yılında Aristo'nun "mükemmel olmayan hiçbir şeyin gelişmesine izin vermeyin" ifadesinden etkilenen Yunan ve Roma kültürleri güzellik, güç ve zekayı desteklemişler ve mükemmel olmayanlar arasında yer alan özel gereksinimli çocukların yok edilmesine neden olmuşlardır. Tarihin hiçbir şekilde affetmeyeceği bu konu hala tartışılan konular arasındadır. Roma'da engelli çocuklarla ilgili çıkan yasalar ağır derecede engelli bulunan çocukların öldürülmelerini, terk edilmelerini, köle olarak satılmalarını ve dilendirilmelerini ne yazık ki uygun bulduklarını görüyoruz. Öldürülme gerekçelerinin bir diğer nedeni ise doğaüstü güçlere olan inançtı. Özel gereksinimli çocukların istismar edilmelerinin nedenlerinden biri de buydu. Doğaüstü güçlere olan inançlar. Bu inanç sisteminde özel gereksinimli çocukların ailelerinin Tanrı tarafından cezalandırıldığı belirtilmiştir. Ayrıca anne babalara çocuklarını öldürerek tekrar Tanrı'ya göndermeleri gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştı. Yani bir nevi kurbanlıklar olarak o çocukların Tanrı'ya sunulmasını ne yazık ki o günkü sistem dayatmaktaydı. Bazı topluluklarda ise öldürülen, kötü işlerde çalıştırılan, özel gereksinimi olan bireylere karşı olumsuz tutumlar, Hristiyan ve İslam dininin gereği olarak özel gereksinimli bireylere karşı koruyucu ve merhametli tutum geliştirilmesi sonucu değişikliklere uğradığını görmekteyiz. Böylece özel eğitim ile ilgili ilk çalışmaları din kurumları gerçekleştirmiş ve özel gereksinimli bireylerin barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bakım yurtları açmışlardır. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere götürülen hizmetlerin milattan önce 4. yüzyıla kadar uzandığı ilk girişimlerin Anadolu uygarlığında filizlendiği ve Kayseri yöresinde Aziz Basili'nin ilk körler hastanesini açmasıyla başladığını belirtebiliriz. Daha sonra yine görme engellilerle ilgili olarak milattan önce 308'de Mısır'da 5. yüzyılda Suriye'de benzer çalışmalara da rastlandığını yine görmekteyiz. Şimdi özel gereksinimli bireyler için tarihsel gelişimi aşağıdaki dönemlere ayırabiliriz. Bunlar birincisi büyük dinler öncesi dönem. Bu döneme baktığımızda tek tanrılı büyük dinlerin ortaya çıkmasına kadar geçen çok uzun bir dönemde normal insanlardan farklı doğan bebekler veya normal gelişim göstermeyen çocuklar ya öldürülmüştür ya da kaderine terk edilmiştir. Büyük dinlerin yayıldığı döneme baktığımızda ise Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi büyük dinlerin ortaya çıkması ve yayılması ile birlikte bu özellikler taşıyan engelli bireylere acınarak yaklaşılmış ve bu bireyler korumaya alınmıştır. Şimdi özellikle notlarımız arasında bizi de daha çok ilgilendiren eğitim ve kurumlaşma dönemi olarak adlandırdığımız 18. ve 19. yüzyıldaki çalışmalara baktığımızda bu yüzyıllarda engellilere verilecek eğitimin son derece önemli olduğu artık anlaşılmıştı. Çeşitli bireysel çalışmalar özel eğitim ve engelliler için önemli başlangıçlardı. Şimdi bu çalışmalara bazı örnekleri şu şekilde söyleyebilirim.
Şimdi bazı isimler vereceğim, özellikle ilgililerin özel bir şekilde bakması gereken bu alanda çalışma yapanlar noktasında. Bu isimlerin ilki 1775 yılında doğan, 1838 yılında da vefat eden Jean-Marc Gaspard Eitert. Bir Fransız olan Eitert, ormanda bulunan 12 yaşında Victor ismi verilen zihinsel engelli bir çocuğu eğitmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlar ilk örnekler. Diğer bir isim ise Thomas Hopkins Garidot. Bu da bu düşünür de yine işitmeyenler için ilk defa parmak alfabesini geliştirmiştir. Yine çokça bilinen ve meşhur olan, özellikle Braille alfabesi olarak adlandırılan alfabenin mimarı olan Louis Braille ise kendisi de kör olmasına karşılık kör olan insanların kullanabilecekleri kabartılmış 6 nokta esasına dayanan parmaklarla dokunarak okuma sistemini geliştirmiştir. Hala günümüzde kabartmalı kör bireyler için görme engeli bulunan bireylerin kullandığı kabartmalı harflerle okuma yazma bu alfabeye göre kullanılmaktadır. Bir diğer ismini zikredeceğimiz şahıs ise Alfred Binet. Yine bir Fransız olan Binet'in zekanın ölçülebileceğini savunarak ilk defa zeka testi hazırladığını görmekteyiz. Fransa'daki ilköğretim okullarında başarısız olan öğrencileri seçmek ve bunları başka okullara yerleştirmek için kurulan komisyonun başına getirilmiş ve yardımcısı Doktor Theodor Simon ile birlikte ilk zeka testini hazırladığını görüyoruz. Yine çokça bilinen Maria Montessori, çeşitli reklam sitelerinde Montessori eğitim, oyun gibi reklamları yapılan bu isminde bir İtalyan, bir doktor olduğunu söyleyelim. Bu İtalyan doktor Montessori, eğitimcilerin çok iyi bildikleri yapılandırılmış eğitim materyallerini ilk defa zihinsel engelli çocukların eğitim için geliştirmiş ve kullanmıştır. Bu materyaller beş duyuya hitap etmekteydi ve çocukların daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla aşama aşama gelişen bir düzen içerisinde onlara sunulduğunu görüyoruz. Şimdi geldik bu konularda çokça adını anmamız gereken bir isme, Anne Freud. Avustralyalı olan Freud, duygusal problemleri olan çocuklara psikanaliz yöntemiyle yaklaşmaya çalışmıştır. Freud aynı zamanda psikanalitik bilim dalının da kurucusudur ve son derecede dünyayı sarsan sinemadan sanata, sanattan kültüre hala birçok eserde onun bulmuş olduğu psikanalitik yöntemlerin de kullanıldığını söylemem gerekiyor. Şimdi tarihsel sürece baktığımızda ilk defa Fransa'da işitmeyenler için okul açılma tarihinin 1755 olduğunu söyleyeyim. 1784'te Fransa'da görmeyenler için bir okul açılmıştır. 1817'de ABD'de işitmeyenler için bir okul açılmıştır. 1829'da ABD'de görmeyen bireyler için bir okul açıldığını söyleyelim. Yine 1860'da ABD'de zihinsel engelliler için okul açıldığını da yine söylememiz gerekiyor. Özel gereksinimi olan bireylere karşı tutumların değişmesinde bilim ve felsefe çok önemli bir yere sahip olmuştur. 1873 yılında Paris'te ilk görme engelli çocuklar için okul açılmıştır. Bu okulu kısa aralıklarla İngiltere, Almanya, Avusturya ve Rusya'nın izlediğini görüyoruz. 1830 yılında bu akım Doktor Samuel Hough tarafından Amerika'ya götürülüyor ve birer yıl ara ile Boston, New York ve diğer bazı şehirlerde görme engelliler için okulların açıldığını tarih yazmaktadır.
Yine görme engelli bireyler için kullanılan ilk kabartma kitabın Valentina Hay tarafından yazıldığını görüyoruz. 1930'lu yıllarda Paris'teki körler okulunda müzik öğretmenliği yapan, aynı zamanda kendisi de görme engelli olan Louis Braille, bazı tesadüfler sonucu 6 kabartma noktadan oluşan Braille sistemini geliştirmişti. Şimdi işitme engelli çocuklar için ilkokul ise 1755 yılında Fransa'da Abbate de Lieb tarafından açılmıştı. Açılan bu okulu İngiltere, Almanya ve Amerika'daki işitme engelliler okullarının takip ettiğini görmekteyiz. İlk işitme engelliler üniversitesi ise Washington'da kurulan Gallaudet Koleji'ydi. Graham Bell'in 1876 yılında telefonu icat etmesiyle beraber işitme engelli bireylerin işitme araçlarını kullanmaya başlamalarına da sebep olduğunu görmekteyiz. Yine 1880 yılında da Milano'da gerçekleştirilen 2. Uluslararası İşitme Engelliler Öğretmenlerinin Konferansı'nda oral yöntemin işaret yöntemine tercih edilmesine karar verildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Fransa'da Aveyron ormanlarında meşe palamudu yiyen, çabuk ve anlaşılmaz sözlerle mırıldanan bir çocuk bulunmuş ve bu çocuğa da Victor ismi verilmişti. Zihinsel engelli çocukların eğitimi de 1799'da ilk kez Victor'un eğitimiyle başlamıştı. Fransız bilim adamlarından Jean-Marc Aitard, Victor'un eğitimi ile ilgilendiğini görüyoruz. Daha sonra 1842 yılında da İsviçre'de Doktor Genbur Kriten çocuklar için bir okul açmıştı. Şimdi bunlar tarihin belirli alanlarında oluşan özel gereksinimli çocuklar için kurumsallaşma ve neler yapıldığına dair önemli bilinmesi gereken bilgiler. Yani insanlık tarihine baktığımızda antik Yunan ve Roma kültürlerinde özellikle Aristo'nun mükemmel olmayan her şeyi, her şeyin yaşamasına izin vermeyin felsefesinden hareketle özel gereksinimli çocuklar mükemmel görülmemiş ve öldürülmüştü. Öldürülen bireylerden bugünlere 18. yüzyıla geldiğimizde ilk defa 18. yüzyılda kurumsal boyutta çok önemli şeylerin yapıldığını görmekteyiz. 18. yüzyıldan günümüze kadar geldiğimizde ise artık bu işin son derece daha modern, sistemli, bilimsel ve kültürel boyutlarla yapıldığını da görmekteyiz.